Bugün cevabını merak ettiğimiz iki sorumuz olacak vatandaşa. Türkiye'de adalet var mı? Kanunlarımız caydırıcı mı? Yok yok yok. Hiç sorma. Nerede her taraftan belli adaletin olmadığı. Var mı sizce? Kanunlarımız caydırıcı mı? Hiçbir surette caydırıcı değil. Hiçbir surette de adalet yok, hukuk yok, hak yok. Herkes alabildiğini. Peki o zaman neden işliyor bu hukuk sistemi? Bizim yüzümüzden. Ne yapmak gerekiyor değiştirmek için? Ne yapmak gerekiyor? Geçim yoksa seçim var demek. Seçim de oldu. Sonuç? Değişti zaten. Sonuç yani şöyle bir şey yapmak lazım. Yani belli bir neslin fikirleri doğrultusunda hareket etmemek lazım. Adalette hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kanunlarımızda caydırıcı değil. Bir suç işleyeni aynı suçuyla muamele yapılması lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkılmaz. Kısasa kısas diyorsun. Aynen öyle. Ben seni affedersin. Seni öldürdüm. Sen de beni de kanun öldürmesi lazım. Tarayacak. Türkiye'de adalet yok, kanundayım. Hep yüksek kademedekiler fıstık gibi ama alt kademedekiler aynen. Vallahi bir şey söylemiş. Silivri soğuk diyorlar bak. Yok, sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz. Bence, bu tamamen şahsi fikirlerimiz. Vallahi bir şey korkuyorum arkadaş. Korkma abicim. Ne dedim Allah, şimdi sen? Adalet yok. Bak ablamız korkmuyor. Adalet yok. Evet. Anladın? Hiç adalet yok. Ben görmedim adalet. Kanunlarımız caydırıcı değil mi? Değil. Caydırıcı değil. Evet. Caydırıcı değil. Olsa zaten birileri çıktı ortaya. Hepsi 40 seneden yargılanırken 9 ay yattı çıktılar. Neden böyle oluyor? Onun orasını bilemem. Onu hukukçulara soracağım. Ortalığımız çok karışık yavrum. Hiçbir adalet yok. İdamın gelmesi lazım. Şu çocuklara yapılan demek istedim için. Ama söyleyemedim. Kısas mutlaka şart. Çocuklara yapılan. Evet, çocuklara, kadınlara. Evet. Hak, hukuk, adalet. Bunların hiçbiri yok. Bizim memleketimizde mutlaka idamın gelmesi lazım. Ben 2011'de Ümre'ye gittim. Ezan okunduğu zaman herkes şu yolun ortasına arabasını bırakıyor. Anahtar üstünde. Uyumcuların kapısı sonuna kadar açık. Herkes camiye gidiyor. Bir tane hırsızlık olmuyor. Neden? Hırsızlık olan çünkü kolunu kesiyorlar. Alışmışlar. Yani yapıyorlar. İçeri giriyorlar, geri çıkıyorlar. Bence imza... Ben diyor ya zaten avukatım nerede? Ben serbestim. Niye bunu diyor? Evet. Sen bir polisi öldürmüşsün ve serbestim, serbestim diye bağırıyorsun. Mutlaka imza toplanıp şey yapıyorlar, söyle işte seçimlerde falan anket evet onun yapılıp idamın evet halka sorsunlar, herkese sorsunlar, kapı kapı dolaşıp evet, istiyorlar mı lazım. İstemiyorlar mı, kanun biz değil miyiz bu Türkiye'de? Vallahi Türkiye'de adalet var da insanlarımız adalete uymuyor. Yoksa adalet var, adalet de şu şekilde var, gecikmeli var. Ceza vermesen, serbest bırakırsan polisi de öldürür, amiri de öldürür, komiseri de öldürür. İşte kanun var ama yapmıyor. Kanun yapsa bir şekil olmaz. Adalet yok. Adalet var. Nasıl var? Bize tanımlar mısınız? Ya o kadar zamanım yok benim.